Hadi gelin bir gazete başlığı daha okuyalım. Korkusuz Gazetesi. 1 lira 9,5 leva. 1 leva 9,5 lira. AKP'nin 20 yılda Türkiye'yi getirdiği durumun özeti. Eski Türkiye'nin parası levadan 10 kat güçlüydü. Türkler fakir Bulgaristan'a alışverişe giderdi. Artık durum tam tersine döndü. Türkiye'deki ekonomik kriz ve Türk lirasındaki değer kaybı memleketimizi komşu ülkelerin ucuzluk pazarına çevirdi. Ülkemiz özellikle son yıllarda Bulgar vatandaşlarının akınına uğruyor. Edirne'yi mesken tutan Bulgarlar ilaçtan giyime, yiyecekten beyaz eşyaya kadar tüm ihtiyaçlarını buradan alıyor. Bu yoğun ticaret 20 yıldır uygulanan ekonomi politikalarının Türkiye'yi ne duruma getirdiğini gözler önüne serdi. AKP'nin iktidara geldiği 2002'de 1 lira 9,5 levaya eşitti. Türk lirası levadan 10 kat daha güçlüydü. Türkler Bulgaristan'a alışverişe gidiyor, oradan getirilen ucuz ürünler pazarlarda satılıyordu. Ancak 20 yıl sonra durum tam tersine döndü diyor Korkusuz Gazetesi. Hadi gelin madem dövizden bahsettik, leva üzerinden. Bir başka dövize bağlı durumu ekrana taşıyalım. Bir fuar, sanayicilerin ziyaret ettiği, içinde teknolojik pek çok cihazın, aletin bulunduğu bir fuar. Gidiyorlar sanayiciler, geliştirmek istedikleri bir takım işler var. Belki yurt dışına açılmak istiyorlar ama gelin görün ki döviz kurunda yaşanan deprem dolayısıyla satın alamıyorlar. Bu makineyi almaya kalkarsanız 600 bin euro diyorlar. Çok yüksek bir para. Yurt dışına açılmayı istiyoruz. Biraz zor ama yani bakalım. Sanayici yeni makinelere sadece bakmakla yetinebiliyor. Çünkü makinelerin fiyatı çok artmasa da döviz kuru katlandı. Yeni ekonomi modelinde hedef ihracatı yükseltmekti. Sanayiciye yatırım yapmak hayal olunca o hedef de döviz engeline takıldı. Dövizle ilgili büyük problemimiz var yani. Siz ihracat yapmak için aslında ham maddeyi dışarıdan getiriyorsunuz. Evet. Makineler de dışarıdan geliyor. Evet. Peki siz nasıl para kazanacaksınız? Çok zor. Birçok üretim alanında kullanılan makinelerden oluşan bir fuardayız şu anda. Aslında fuara katılım yoğun ama bu makinelerde de dışa bağımlılık olduğu için fiyatlar döviz kuruna bağlı olarak çok yüksek. Haliyle gelenler bakıp teknolojiyi takip edip almadan gidiyorlar. Alım gücü olmadığı için herkes dolaşıyor yani. Bu makine geçen yıl 92 bin euroydu. Geçen yıldan bu yana hem makinelerin fiyatı arttı hem de o artışın üzerinde döviz kurunda artış var. Bu makinenin fiyatı 92 bin euroydu. Bu yıl fiyatı yükseldi, 97 bin euro oldu. Fiyatı da TL bazından iki katına çıktı. Adamların parasıyla yine aynı mevzu, 80 bin dolar. Birim üzerinden düşünsek 80 bin dolar. Ama Türkiye'de 2 milyon lira oldu yani. İhraç dediniz ya. Biz şu anda o konsepte evet uyuyoruz ama yurt dışı işimiz çok minimumda kalıyor. Hangi ekonomide yapacağız bu işi? Şu anda kara kara düşünüyoruz. İstanbul'daki fuara katılan sanayiciler kara kara düşünüyor. Zaten ithalat ihracat rakamları da içinde bulundukları durumun göstergesi. Ağustos ayında ihracat geçen yıla göre %13,2 artarken ithalat %40,8 arttı. Yani hedef ihracatı arttırmakken dış bağımlılığın faturası kabardı. Sanayici hesap yapamaz oldu. Ürün üretiyorsunuz. Ham madde komple yurt dışından. Ama TL ile satıyorsunuz. İç piyasada iş yaparsanız TL ile satıyorsunuz. Bugün dolar misal 18 lirayken anlaşmanızı yaptınız. TL ile fiyat verdiniz. 18,5 liraya çıktı. Arada yaptığınız işçiliğiniz bile yeri geliyor yalan oluyor. Döviz uçtu. Bu sefer her şey değişiyor. Yani dedim ya hesabınızı yapıp iş yapamıyorsunuz şu anki şartlarda.